YouTube'un yakışıklısından herkese selamlar dostlarım. Arkadaşlar bugün Şah'a EG oynuyoruz. Benden hep istiyordunuz bu klaslar App 8'de nasıl oynanıyor diye. Hepiniz benim takipçilerimin neredeyse %60-%70'i eski App sürümlerinde oynadıkları için bu yeni App sürümüne geldiklerinde eski skill'lerle oynamak istiyorlar. Fakat farklılık görüyorlar. Hem skill'lerin sürelerinde fazlalaşma var hem de skilllerde değişiklik var. Mesela savaşçının skillinde örnek veriyorum aura skilli var. Yani bu aura normalde paganda bir skill ama savaşçıya getirilmiş skilller var. Çok farklı bir sistem arkadaşlar F8. Ben normalde böyle bir video çektim Şaya Usta ama dediler ki ya hani senden bir ricamız var. Bunu Şaya Ege özel çekebilir misin? Ben de sizin ricalarınızı kırmadım bu video hem skill hem statü hem de hangi lapisler basılmalı onlarla alakalı bu videodan tam 6 tane gelecek güzel like'a güzel yorumlara devam ettireceğim artık muhabbet like'a yoruma geliyor arkadaşlar like sayısı belirlemiyorum ya 10 like da gelse 5 like da gelse güzel yorumlarınız beni mutlu ediyor güzel yorumlarınızı atın onlar çok önemli yorumları boş bırakmayalım yani bir yorum olsa da geçelim demeyelim. Hani bir emoji olur bir şey olur yorumlayalım. Discord kanalımız açıklamalar kısmında gelmeyi unutmayalım arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlayalım ama öncelikle bu oyuna yeni başlayan ek sunucusuna birlikten lütfen Ay yıldıza gelmeyi unutmasınlar Bu videoyu izlediğiniz tarihte biz 7. sıradayız Yani hep yüksek sıralarda olacağız Eğer hani girmeyi kaçırmazsak e, Birlik savaşlarına Bu önümüzdeki hafta e, birlik savaşına canlı yayın açacağım İnşallah hazırlayabilirsem sistemimi arkadaşlar Twitch sistemini Twitch'te Ege özel canlı yayın açacağız Birlik savaşına Evet şimdi fazla bağırıp boğazımı yormak istemiyorum Çünkü mikrofonum e, kısık sesleri almıyor arkadaşlar Şimdi skill önce skill'e başlayalım Skill'lerimizi verelim Basic tarafında hepsini açıyorsunuz. Bunlar e, sizin atak hızınızı ve e, gücünüzü arttıran skill'lerdir. Daha sonra buff kısmında sadece target lock haricinde e, bu Bersker's'in... Ben yanlış yaptım, biraz yanlış oldu benimki. Taş çok pahalı arkadaşlar, taşı açamıyorum. E, zaten bu envanter sistemini biliyorsunuz, iki tane 80 var. Bir normal kasarken 80, bir de burada. E, ben ikisini de yanlışlıkla açtım, dalgınlığıma geldi. Ya arasında aslında pek bir level farkı yok. Burada bir bir leveli bir level farkım var açamadım. Metra fark ediyor bu Black Hole'de. Metra önemli yani. E, level 2 yapıyorsunuz. Level 3'e yükseltmiyorsunuz burada tamam mı arkadaşlar? Level 3'e yükseltmiyorsunuz. Burayı sadece e, ee, buranın sadece Berskersini level 2'ye ve target dokunu açmıyorsunuz. Diğerlerinin hepsini fulluyorsunuz. Arkadaşlar Singel'a geldiğimizde buradaki dokunulmazlığı fulluyorsunuz. Şartı fulluyorsunuz. Deadly Stark Strike'ı fulluyorsunuz. Wild Rage'i fulluyorsunuz. Demon Strike ve Deadly Shock'u fulluyorsunuz arkadaşlar. Range'e geldiğimizde Best Start Swing'i fulluyorsunuz. Health Club'i fulluyorsunuz. E, ee, Warlink yani, ölüm... Neydi bu? Rüzgar gülünü fulllüyorsunuz. Şimdi bunların nasıl yapılıyor? Ben tekrardan sayfaları gösteriyorum kaçırmamanız adına. Sayfaların görünüşü bu şekilde olacak. Sadece buff kısmında Berserk's level 2'ye target nokta açılmıyor. Haberiniz olsun. Buradaki dizilimlere geldiğimizde App 4 5'te bu potların pek bir önemi yoktu ama app yükseldiğiçe bu potların bir önemi oluyor çünkü skill'lerin e, gecikme süreleri arkadaşlar farklılaşıyor vesaire. Ve bildiğiniz üzere burada bir Yüzdelik muhabbet var. Bu yüzdelik muhabbeti aslında F4-5'de de yapıyorlar arkadaşlar. F8'den örnek alarak. E, ama e, F8'de çok önemli bu muhabbet. Şimdi nasıl yapılıyor? Ve özellikle de e, F8'de 2x 2 setiniz olmak zorunda. Bu 2x 2 setiniz kesinlikle 2 tane e, pardon 3 2, 3x2 setiniz olmak zorunda. 2 tane mızrak elesi, 2 tane zırh elesi ve bir tane de eleli Infinite Trist olmak zorunda. Bunu ateş basabilirsin, toprak basabilirsin, su basabilirsin. O sana kalmış bir şey. Çapraz elelerden birisini bas yani. Fire ya da toprak basman gerekiyor. Şimdi onu zaten söyleyeceğim size. Bunları da bilgisini geçeyim. Arkadaşlar burada bir birinci atağımızı koyuyoruz. Bu artık sizin oynamanıza kalmış. Ya bu taraf artık sizin oynamanıza kalmış. Üst taraflar ve alt taraflarda bu e, potları 1 2 3 4 5 potu da buraya koyuyorsunuz. Ee, daha sonra bu işte fleet float'u da buraya koyarsın. Fleet float'u arkanızdan avcı kovalıyordur. Kesemiyorsunuzdur. Bunu basarsınız avcıdan skill yemezsiniz. Düz vuruş bile yemiyorsunuz avcıdan bunu basınca. Daha sonra arkadaşlar yapmanız gereken şu. Biliyorsunuz biz R'nin birinci kısmına skill'leri koyuyorduk. i̇kinci kısmına arkadaşlar attığımız skill'leri koyuyorduk. Burada yüzdelik skill önemli. Bunu sizde mobda vurarak göstereceğim. Hemen e, canı yüksek olan modlara gidelim arkadaşlar. Locus'a buradan bir işin alalım. Hep beraber gösterelim. Şimdi Lokus Graveyard'a geldik arkadaşlar. Burada hemen yüksek leveli moba geçelim hızlıca. Evet, bilmiş olduğunuz üzere zaten Lokus'ta arkadaşlar sarı moblardan item düşüyor. Hatta bunu keserken de eğer bir şey düşerse de zaten yani yüksek bir şey de size hediye edelim. Şimdi arkadaşlar buna yüzdeliklerimizi basacağız. Önce Mızrağımızı alıyoruz tamam mı? Bak bu arada bu yüzdeliklere ne basacağınızı söylemedik herhalde. Hells Club'ı koyuyorsunuz önce. Daha sonra Ditli Şok'u. Ardından Demo Strike ve Best Swing. Sıralama bu şekilde olması gerekiyor. Önce tabii şu skilllerimizi basalım. Şimdi bu skillleri bastık arkadaşlar. Hemen ardından bakın. Şimdi düz vuruş atıyorum. Düz vuruşumu atıyorum. Tamam ölüyormuşum lan bu arada. Canı göreyim de. Şimdi düz vuruşlarımı atıyorum. Dönmemi atıyorum tamam mı? Mopla savaşıyorum. Potumu da kullanıyorum. Bunun zehri geçmiyor. Şimdi artık canı inmeye başladı. Benim toksinler etki etmeye başladı. Ya yani karşımda bir rakip olduğunu düşünüyorum. Black yanıma çekiyorum. Bu iki yüzdeliği bununla basıyorum. Mızrakla geri kalan iki yüzdeliği de bu tek elli silahla basıyorum. Buna mis geçmiş olabilir. Ama siz e, ee, şeye mis geçmiyorsunuz arkadaşlar. Oyuncuya mis geçmiyorsunuz. Yani mis geçmesinin ihtimali yok bu skilllerin. Mesela bak gel abi buna da deniyoruz. 31k. Bu normalde cana oranlı vuruyor arkadaşlar. Bu skillerin hepsi cana oranlı vuran skiller. Yani mantık bu skill mantığı. Bu dörtlüyü dönüyorsunuz. ilk iki attıktan sonra hemen buna geçiyorsunuz. Bununla da ilk iki diğer kalan iki attıktan sonra mızrağa dönebilirsiniz. Zaten bunu da el ele girdiğimiz için arkadaşlar e, bir sıkıntı olmayacaktır. Buraları terk edelim artık. Moblarda savaşmayalım. Amacımız farm değil. Burası biraz karanlık arkadaşlar. Az önceki aydınlık yere geçelim. Daha sonra lapis dizilimlerine gösterelim. Arkadaşlar lapis dizilimine geldiğimizde bu lapis dizilimlerinde öncelikle arkadaşlar miferimizden başlıyoruz. Link çant kısmına geliyorum. Lapisleri daha büyük görebilmeniz adına. Öncelikle şurayı karakterimiz C'ye basıp Saçma sapan koşmazın çarımız. Mayfair'imiz arkadaşlar. Bu arada kesinlikle ve kesinlikle şan Lapis'i F8 sürümünde basılmıyor arkadaşlar. Zaten piyasada en baba Egg'den başka bir tane pip sunucusu vardır. O da F6-5 sürüm ee, altyapısı vardır. Bunun direkt sürümü F8 APA. Altyapı diye F8 kullanıyor. Ona göre bilin yani. Şimdi arkadaşlar bu e, miğferimize hurt lapisimizi basıyoruz. Hurt lapis artık nasıl okunuyorsa bu. Bunu bastıktan sonra dual craft level 6, craft 9, shirt 9, dual shirt 6 ve triple shirt lapisimizi basıyoruz. Bunları miğferimize basıyoruz. Daha sonra zırhımıza ele 2.5 kesinlikle ele 2.5 olması lazım. Artı 10 statü, artı 10 statüdür arkadaşlar unutmayın. Ele 2.5 basıyoruz. Craft level 8 basıyoruz. Triple Craft basıyoruz. Shirt Lapis Level 8, Dual Shirt 6 ve Craft 7 basıyoruz. Eldivenimiz arkadaşlar Shirt Level 8, Dual Craft Level 6, Shirt 9, Triple Shirt, Dual Shirt 6, Shirt Lapis 7. Daha sonra pantolona geliyorum. Shirt Lapis 9, Craft 8, Craft 9, Dual Craft 6, Triple Shirt ve Craft 7 basıyorum. Pantolon, ayakkabı Ne pantolon ya? Ayakkabı. Sonic 2, Craft 8, Shirt 8, Craft 7, Shirt 7 ve Dual Shirt 6 basıyorsunuz. Eldiveni zaten gösterdik. Silahımıza özellikle silah kısmında bunu bilmeyen arkadaşlarımız var. Ben bu Bersker skinini boşa açtırmadım. Bunun herhangi bir süresi yok arkadaşlar bu size artı bir atak hızı veriyor. Siz buraya max flash bastığınızda sizin bir adet atak kızınız eksik kalıyor. Siz bu atak kızını yani buraya swift lapis basmak yerine bersker skillinden alıyorsunuz. Bu diğer klaslarda böyle bir skill yok. Bu sadece savaşçıya yapılmış özel bir şey. Yani bu da F8'de savaşçıyı güçlü kılıyor. Silahlara diğer eplerdeki gibi biz güç beç basmak yerine Devil Flop basıyoruz ki karşımızdaki adam pot basmayı unutursa yanında pot yoksa Toksin'e bildiğin ölüyor abi. Toksin 7 ve Toksin 6 etki ettiğinde karakter vurmasanız bile karşınızdaki adam direkt mefta onu söyleyeyim. Öncelikle ele 2.5'umuzu basıyoruz. Artı 15 statü veriyor. Bunları basmak zorundayız arkadaşlar. Öncelikle fire basıyoruz. Zırhta da söylemeyi unuttum. E, çapraz ele kullanacaksınız. Oyundaki çapraz eleler ateş ve Wind yani topraktır. Ateş ve toprak çapraz eledir. Silahı da çapraz ele kullanıyoruz arkadaşlar. Ateş ve toprak kullanıyoruz. Pardon ateş ve rüzgar kullanıyoruz. Çok özür dilerim. Wind rüzgar demekti. Fire olarak hatırlıyorum. Haberiniz olsun. Yani onu bilin ben ona göre hatırlıyorum. Ateş elemizi bastık. Daha sonra max flash giriyoruz. Daha sonra toxin 6, pain 7, toxin 7 ve blind side 7 lapisimizi basıyoruz arkadaşlar. Bunları unutmayalım. Diğer silah da aynı şekilde basıyoruz bu arada görmüş olduğunuz üzere. Tak toksinler falan yine max flashlar ve diğer ele zırtla da aynı muhabbet var arkadaşlar. Sonra ele 2.5 giriyor zaten. Ee, takıl hapislerimizde Mac 1, Mac 2, Mac 3 ve Hurt Lapis kolyeye ee, bileklikleri bunlar pardon bunlar yüzükleri arkadaşlar. Ring yüzüklere Star Lapis Mac 1, Mac 2, Mac 3. Diğerini de aynı şekilde Star Lapis Mac 1, Mac 2, Mac 3 gold armuletlere yani bilekliklere e, pearl lapis ve mek 1 mek 2 mek 3 diğer bilekliğe de pearl lapis ve mek 1 mek 2 mek 3 basıyorsunuz. Bir de oyunda 64k lapis var. Eğer ki 64k lapisi gelirse arkadaşlar e, pearl lapisini ya da mek 1'i çıkarmanız gerekiyor. Zaten ya pearl'ü ya da star zaten hepsi artı 15 veriyor. Size kalmış. İkisi de artı 15 veriyor Mac O gelen lapiste artı 40 veriyor. Bunlardan bir tanesi çıkaracaksınız. Mac 1 daha şekil hem de daha pahalı yani durması şekil olur. Ee, bu her lapisini çıkarıp diğerine de 64K basarsanız çok iyi olur arkadaşlar. Eğer 64K lapisiniz varsa 64K'yı basabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar statü kısmına geldiğimizde settings kısmından burada F8 önemli olan şu double girmeniz gerekiyor. Yani double dex gireceksiniz savaşçıya. 3 str 6 dex ya da full 9 dex de verebilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani fazla atak yemeyin. Fazla atak vurmayın. Çünkü fazla yerseniz arkadaşlar burada gerçekten milletin atağı çok fazla. Çabuk ölürsünüz ama az yerseniz az ölürsünüz. Yani birazcık da e, aslında fazla da vurabiliyorsunuz. Bu mantığı bilen de yapıyor. Yani karşınızda sizin gibi bir adam varsa çekişmeli bir vs geçiyor yani. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Daha hangi farklı videolar istiyorsunuz yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.